Merhaba izleyicilerimiz. Malum çağın salgını COVID-19 yani korona virüsüyle başımız belada. Çoğunluğu İstanbul'da her gün yüzlerce vatandaşımız ölmektedir. Bu kötü gidişi engelleyecek bir ilacımız maalesef henüz yok. Tek çare karantina şartlarına uyarak bulaşıdan korunmaktır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Karantina hem kendimizi hem ailemizi ve komşularımızı koruma amaçlı olmalıdır. Biliyoruz ki bu virüs ergenliğe ulaşmamış çocukları etkilemiyor. Fakat ergenlikten itibaren herkesi etkiliyor. Metabolizması sağlam kişiler bu semptomu ayakta veya grip gibi geçirebiliyorlar. Bilhassa enfeksiyon hastaları, kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları olanlar, çeşitli mantar hastalıkları olanlar üzerinde ölümle sonuçlanan ağır şekilde etkili oluyorlar. Her yüzyılda böyle afet şeklinde enfeksiyon salgınları oluyor. 1918-20 arasında ortaya çıkan son İspanyol gribinde birçok kaynaklara göre 100 milyon, bazılarına göre de 50 milyon insan hayatını kaybetti. Bu salgının da böyle sonuçlanmaması için aşı ilaç bulunana kadar aylar da geçse karantina şartlarına ciddiyetle uyalım. Kendimizin ve çevremizin temizliğine dikkat edelim. Kendimizi temizlerken çevremizi pisletmeyelim. Burada önemli bir ihmali bilgilerinize sunmak istiyorum. Malum İstanbul'un çoğunluğu köylü kültürüyle yaşıyor. İstanbul şartlarında bu sıkıntılı sonuçlara sebep oluyor. Köylerde pek sorun olmayan tarlaya atılan atıklarımız gübre oluyor. Halı, kilim, battaniye gibi eşyalarımız silkelemek açık hava nedeniyle pek sorun olmuyor. Lakin bu uygulamaları İstanbul'da devam ettiren komşularımız var. Çöplerini konteyner yerine kapının önüne koyarak çevre kirliliği oluşturuluyor. Ayrıca halı, kilim, battaniye vesaire gibi ev eşyalarını balkondan, pencerelerden silkeleyerek temizlik yapmayı tercih ediyorlar. Bu konuda çok şikayet ve kavgalara neden oluyor. Bu nedenle gerek ceza kanununa gerekse belediye kanununa maddeler konulmuş, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Bu konuda mağdur olmamak için uyarı mahiyetinde bu video haberi bilgilerinize sunuyoruz. Biliyoruz ki koronavirüs ağız ve burundan çıktıktan sonra düştüğü yerde yerin durumuna göre 3 veya 72 saat yaşayabiliyor. Bugün Fatih'te binlerce evde korona vakası var. Çoğunluğu taşıyıcı konumunda olan 20-65 yaş arası bu hastalarımız sosyal hayatına engelsiz devam ediyor. Çevreye virüs bulaştırmaktan kendilerini azami korunmayanlar virüs dağıtıyorlar. Ev temizliklerini balkon ve pencereden eşyalarını silkeledikleri durumlarda olası virüsler bahçe ve sokaklara dökülmekte, açık pencerelerden evlere girebilmekte, bu şekilde hastalığın yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Bizim inancımızda hem kendimize hem çevremize verdiğimiz zararlardan dolayı sorumluyuz. Kaldı ki bu konuda kanun var. Halkımızdan ricamız, üşenmeyin, bu şekilde çevresini düşünmeyerek çevreyi tehdit eden şekilde temizlik yapanların videosunu çekin, uyarın. Olmadı, elinizdeki videolar ile savcılığa dilekçe yazın. Fatih Belediye Başkanlığı'na şikayet edin. Bu komşuya kötülük değil, iyilik yapmaktır. Söz konusu kanun ve belediye meclis kararları da şöyle. Bunu aynı zamanda fatihhaber.com üzerinden de görebilirsiniz. Halı silkeleme cezası apartmanlarda pencere veya balkonlardan eşya, halı silkelemek, yüksek ses çıkarıp gürültü yapmaya 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu konuda detaylı olarak bu maddeden anlaşılacağı gibi apartmanlarda halı silkelemek yasal değil. 1580 sayılı belediye kanununa göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30 Ocak 1987 gün ve 87-65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul Valiliği tarafından 27 Şubat 1987 tarihinde tasdik edilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Yönetmenliği, Fasıl 2 temizlikle ilgili emir ve yasaklar bölümünde
Madde 2'ye göre kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallelerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına, damlarına çöp, süpüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası, muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vesaire silkelemek ve dökmek yasaktır. Sitelerde söz konusu ortak yazılı bir karar varsa herhangi bir kimse rahatsız etmemek şartıyla yalnız pazartesi günleri 9-12 arasında halı ve kilim silkelenebilir ibaresi yer alıyor. Ama bu geniş alanlarda Beylikdüzü gibi, Ataşehir gibi büyük sitelerde olan bir uygulama. Fatih gibi böyle birbirine girmiş, artık hiç havalandırması olmayan yerlerde zaten vatandaşın çoğu şikayetçi bu konuda. Kaldı ki burası site olmadığı için kimsenin de ortak bir karar alma imkanları yok. Öyle bir referandum yapar gibi böyle bir imkan da yok. Onun için burada bir ortak karar olmadığı için böyle şeyleri yapmak bu suça giriyor. Velhasılın biz uyarıyoruz. Hani bugün şu saatte evinin penceresini açmayacak insan var mı? Çocuklar yani şu virüsü tanıtamadın insanlara. Her gün yüzlerce kişi ölüyor. Hala bu virüsün ne olduğunu bu topluma öğretemedik. Nasıl becereceğiz bu işi bilmiyorum. Televizyonlarda da zaten böyle çok teknik anlatılıyor. Sıradan insanlar bunu anlayamıyor. Bu nedenle Allah rızası için rica ediyoruz. Bu virüsü bulaştırmanın kasıtlı bir şekilde, düşünmeden kasıtlı bir şekilde yapmanın neticesinde bir insan hasta olursa onun vebali o kişinin boynundadır. Ölürse katil olur. Ölmezse zulüm etmiş olur. Kendini bile korunmayan, bile korunmayan intihar etmiş olur. Bunu İslami kitaplarda çok rahatlıkla çevreye verdiğimiz zarar ve kendimize verdiğimiz zararın sorumlulukları bazında öğrenebilirsiniz. Dileğimiz insanca, yani ben bazı yerlerde söylüyorum da ya diyorlar bu devirde pencereden bir şey silkilir mi? Maalesef silkeleniyor. Ve kadınlarımız bunu gereği gibi düşünmüyor. Yani biz kanunun gereğini ben artık bıktım. Yani eskiden de yaz günü ben penceremi açamıyorum yani 365 gün. Ama şimdi virüs söz konusu oldu. Ya evlerin havalanması lazım. Hava bir dünya virüs. Yani bu konuyu kökünden halletmek için bilhassa Fatih Belediyesi yöneticilerinden bu konuda gerekli duyuruları anons araçlarıyla, el ilanlarıyla halkımıza bildirmelerini rica ediyoruz. Herkese sağlıklı yarınlar diliyoruz. Allah insanları ve ülkemizi bu virüsün belasından muhafaza eyler inşallah.